ordumuza karşı dövüşeceğim. UFC Türkiye'ye gelecek mi? Öyle bir proje falan var mı? UFC'de en büyük rakibim kim? Ondan sonra en büyük kanallardan böyle saçma sapan organizasyonları bekliyorum. Kesinlikle kaçırmayın. Az sonra Yahya'yı biraz burada kışkırtacağız yani. Haberi yok şu an. Gençler, sizin için bir mesajım var. Var ya, tüylerim diken diken oldu. Yemin ederim böyle bir şey yok. Arkadaşlar, bugün efsane bir video geliyor. Gökhan abimizle beraberiz. Abi, bugün ne yapıyoruz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi. Siz nasılsınız? İyisiniz. Biz deyiz, çok şükür abi. İyiyim. Sağ ol abi. Biz de seni aynı şekilde. Arkadaşlar, bilmeyenler için Gökhan abimiz. Abi, sen istiyorsan anlat böyle. Kendini tanıt istiyorsan. Gökhan Serki, 7 times world champion. Kickboxing. Şimdi UFC'ye geçtik. 34 yaşındayım. Doğma büyüme Hollanda. Şimdi Türkiye'de yaşıyorum. Bugün kardeşlerimle beraber güzel bir çekim yapacağız şimdi. Yani arkadaşlar, kısacası güzel bir gün geçireceğiz birlikte. Hem antrenman, hem boks, hem gezme vlog tarzında bir video olacak. Bence Yahya'yı döndürelim. Let's get ready to rumble! Hep böyle istiyordu, hep diyordu Gökhan abiden böyle bir ringe gireyim. Ben işte girelim. Dayak yiyip, onun vurduğu yerde gül güzel falan böyle sözler yapıyor abi. İstersen de veririz. Ben girerim abi. Seni bulmuşken dayak yemek de güzel bir şey olur abi. Kelimeye şahit getirmiyorum. Geçiyoruz. Devam ediyorum. Abi, her sporun da kendine göre bir zorluğu var değil mi? Evet. Mesela arkadaşlar, burada yani kickbox, boks çok ayrı bir sanat ve vücut geliştirme de ayrı bir sanat. Yani ikisinin bir kombinasyonu işte zaten Gökhan abinin yaptığı. Bugün de zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar, buradan sonra boksa doğru geçeceğiz. Sonra sıra Yahya'ya geleceğim. Biraz boks yapacağız. Abi, Yahya'yı bu sefer kesinlikle mahvedi yani. O bize çok çektiriyor. Gel abi, sen bunu al. Biraz gel. Az gel, bak bak gel. Şunu arkadaşlar. Yani bunlar şaka olmaz. Bu ruhsatsız silah gibi bir şey yani. Aynen. So should I blast like I'm a missile pistol is fucking hot. Spit on the bottom like drizzle piss on me. I got a problem with this, yo, this is about hip hop. You don't see me popping a pistol, it's all about the prop. Soon as you drop in a crystal, cause even if you flop, these motherfuckers will miss you, diss you until you crop. And pop back with a fist to release punches that will knock any dispute. You see when I'm talking to you, hockey parking to you, you be bugging dude, I never put no bark into you. Hadi hadi. Abi bunu yapıştırınca gaza geliyor. Sen yapıştırsana bir tane şunu abi. Nasıl olsun? Ben yapıştırdım. Aynen abi. Niye hapis yapıyor ki? Ben birazdan Gökhan abiye karşı dönüşeceğim. O benim için bir gururdur. Tamam. Altları tutuyorsun. Tamam abi. Tamam mı? Kendini suyun gidiyorsun. Yukarı basıyorsun. Önce bir göstersin abi. Bu kardeşim açmış ama işte. Nasıl oluyor lan? Baba. Evet, evet. Sallanmalar yaptılar. Yok abi ya. Bilekten çeviriyorsun. Bodybuilding'de hani biliyorsunuz, vücut gelişimi, hani genişliğine gidiyorsunuz burada. Daha fazla hani böyle esnek olmuyor vücut. Burada şimdi baktığıma göre bilekten değil mi? Bench'in altına girelim. Barfix yapalım. Deadlift yapalım. Kaç deadlift versin? 140. Evet. Really nigga. Yapmayalım.
Arkadaşlar, Orkun kardeşimi takdir ediyorum kendi spor alanında. Spor her zaman birleştiricidir ve her sporun da kendine göre bir zorluğu vardır. Aynen. Değil mi? Şimdi birazdan boksa çıkacağız. Oradaki bir zorluğu da göreceksiniz. Ama burada istersen sen de arkadaşlara bir mesaj ver. Herkesin kendi alanında bir başarısı var. Kendi farklı bir branşım olduğu için orada başarılı. Resul da kendi alanında başarılı. Dediği gibi herkesin kendi branşında başarısı var. Aynen öyle. Herkese başarılar diliyorum. Aynı yere gibi şey yapıyorsun. Hadi. Hey abi. Hey abi. I am the one that you turn don't need a gun to get respect up on the street. İlk defa yaptım arkadaşlar. İlk defa. Tell him don't waste my time. If it ain't money I ain't involved. No. Tell him don't waste my time. Waste man ruffling down my phone. Tell him don't waste my time. No, no, no. Tell him don't waste my time. 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 No, no, no. Tell him don't waste my time. 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 No, no, no. Don't any less than a brick. Nigga don't waste my time. These hoes. Abi çok mu sıkı vuracaksın? Yavaş yavaş. Abi ben de biraz hissetsin. Abi o çok şımardı. Biraz hissetsin. Biraz hissetsin diyor. Buna biraz ders ver. Gerçekten dişini almaya gitti. Gökhan abiyle sparring yapacaklar. Biz Gökhan abi dedik biraz vursun diye yani. Ama Gökhan abi harbiden de vuracakmış. Kesinlikle kaçırmayın. Az sonra Yahya'yı biraz burada kışkırtacağız yani. Haberi yok şu an. Abi ama elimize bırak da Yahya bize lazım yani. Geliyor geliyor. Tamam tamam. Abi öyle bir oldu. Aldım abi. Hemen mi başlıyor? Tabii abi YouTube'a değil yani sonuçta. YouTube'a boks maçına benzemez bu. Yahya o kadar istedin. Gökhan abiyle bir sparring yaptım. Yahya'yı al. Resmen UFC dövüşçüsü Gökhan Zakin milli grubumuza karşı dövüşeceğim. Yorumlara attık kim yenecek. Yani bu çılgınlık için. Şu beğeni battığına bak bu sefer harbiliyorum kafa attım. Yahya zaten korkma bir şey olmayacak. Ya bir dakika niye ben dövüşüyorum? Niye sen dövüşüyorsun? Oğlum sen dövüşüyorsun. Boksör sensin yani. Aynen. Biz vücut geliştirme. Boksör sensin. Harbiliyorum tırsıyorum biraz. Vuracağım bir dövüşüm. Hadi hadi soğudum. Soğudum diyor. Soğudum diyor. Geliyorum abi. Diş tırsıyorum. Hadi hadi. Ben Gökhan abiye dedim zaten, sıkı vurmayacak. Ama sparring olacak. Biz senin aklındayız ya. Keşke önümde olsanız. Recep sen ne yaptın burada? Hayırdır? Şaka maka bir yana, küçükken videolarını izleyip motive olup gaza gelip böyle spor yaptığım insandır kendisi Gökhan abimiz. Ve şu an kendisiyle resmen ringe giriyorum. Bundan gurur duyuyorum. Dayak yesem de gurur duyacağım. Dayak yesem de gurur duyuyorum. Dıştan öyle şey gözü görünür ama. Ama o bir round daha yapacağım. Ama bu sefer gözünün yaşına bakıyorum. Harbi mi abi? Biraz sert vur da bayılsın yere ya. Oğlum için mi abisin lan sen? Abi bir şey olmaz da bunu.
Beni anlayan birisini buldum sonunda. Ateşe... Akın ben diyeyim. Beni ateşe atıyor resmen ya. Davranan kolay gözüküyor oğlum. Buraya vuruyor, buraya vuruyor. Bir tane daha vurmak isterim abi. Bana mı abi, vurmak istiyorsun? Bunu hissetmeni isterim abi. Harbi mi abi? Kesinlikle. Harbi mi? Evet. Bir tane vursun, bir şey olmaz bir tane. İki dakika sonra geçerirsin. Hep öyle başlıyor abi bunlar. Bir tane de bir şey olmaz. Hazır mı? Hazırız. Acısı sonradan geliyor bunlar. Acısı sonradan geliyor abi. Ya bir tane olur abi. Bunu videoda gör. Bak şu an var ya, bacak felç. Harbi diyorum felç yani. Bir şey söyleyeceğim. Recep gelsene bir. Biz Gökhan abiye ne dedik? Ya ağzına. Ağzına burnuna gir. Vur dedik, vur. Gökhan abi nasıl biliyor? Aa bunlar mı yaptı? Bunlar yaptı. Abi bunlar var ya az şeytan değil ha. Değil mi? Vallahi diyorum bunlar az şeytan ama değil. Biraz yapma dedim, eleme dedim ama illa zorladılar. Ben de dedim Gökhan abi merhametli biridir. Merhametliyse bakma. Yani. Merhametli miyim, değilim. Ya. Ama Yahya'ya bir ders verelim dedik. Öyle anlaştık. Yani öyle şaka maka bir yana. Sanki gittikçe şişiyor buram. Yani sakın böyle delilik yapıp da gidip de UFC dövüşçüsüne karşı tekme attırtmayın kendinize. Gökhan Zaki benim küçükken cidden motive eden birisiydi. İdolümdü hatta. Hani hala idolüm. Çok seviyorum kendisini ve resmen nasip oldu kendisiyle buluşup video çekmeye ve ileride başka şeyler de yapmaya. Yani mutluyum. Acak iptal ama mutluyum. Arkadaşlar bakın burada kim var? Ilir Latifi. Kendisi Arnavut ve UFC'nin hafif ağır siklet dördüncüsü. Ve kendisine burada birkaç sorular soracağız. Dövüş sporu hakkında. Aynı zamanda Gökhan abinin de çok samimi arkadaşı, yani kardeşler daha doğrusu. Etage von Bottega Veneta, alle meine Jungs sind Rebella Rebella. Etage von Bottega Veneta, alle meine Jungs sind Rebella Rebella. The Rebel, Gökhan Zaki. Stehen morgens auf, leben dünner. Leben dünner. Gehen abends schlafen, leben dünner. Leben dünner. Gucken nonstop, leben dünner. Yahya istersen sorulardan başlasın. Arkadaşlar bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hani bu bodybuilding dövüş sporuna etkisi var mı? Dövüş sporcuları nasıl antrenman yapmaları lazım? Nasıl beslenmeleri lazım? Ve burada hani bu soruyu en güzel cevap verecek adamlardan bir tanesi oturuyor karşınızda. O yüzden dövüş sporcuları iyi dikkatli dinleyin. Sizler için soruyorum. Çok istediniz ve soralım. Fighters, we don't do bodybuilding. Bodybuilding is totally different from fighting. Bodybuilding is about looking good. Fitness is about the looking good. Fighting, the strength programs we do in fighting is about performing, not about looking. The strength programs we do is like basic, a lot of explosiveness, what I call power endurance. So I mean being able to explode as many times as possible in a short time. We do the basic weights like squats, deadlifts, chins, dips, a bench. But the programs variates in off season, like when you're not in a fight or when you're coming closer to the fight. Gökhan abi beni yaktı arkadaşlar burada. Bana diyor arkaya bak, kızgın çarp şeyi basıyor böyle. Arkaya bak dinamik oluyorum bak böyle. İlir abi, Gökhan abiyle aranız iyi değil mi? Arkadaşsınız. Misal veriyorum, dövüş olsa dövüşe çıkar mısın Gökhan abiyle? Veya çıksan bile nasıl bir hisle çıkarsın? I fight with this guy every day in training. I fight enough with him every day in training. So we don't fight each other in the fight. Gökhan abi sen ne diyorsun? Aynen İlir'in dediği gibi her gün antrenman yapıyoruz. Yani maça çıkmamızı isteseler İlir'le ben maça çıkıyorum. Vesul abimle beni böyle dövüşe çıkarsalar ben de çıkmam. Döverim çünkü yani. Sıkıntı değil de. Ayağımın altına. Şaka yapıyor arkadaşlar. Bugün yani bayağı bir darbeyi aldım, ondan kafa dengim biraz yerinde değil. Ama bu da kardeşliği isim geliyor ve çok güzel bir şey tabii ki. Arkadaşlar geçen Instagram'da paylaşım yapmıştım. Hani demiştim Gökhan abiyle buluşacağız. Kendisine sormak istediğiniz sorular bana iletin, ben kendisine soracağım. Bu arada Instagram'dan da bizleri takip edebilirsiniz ve Gökhan abiyi de mutlaka takip edin. Full destek. Sorularımıza gelelim. Abi yaşın kaç? Bunu sormuşlar en çok. 34. Ne zamandan beri bu sporu yapıyorsun? Kickboksa 11 yaşından başladım. 21 sene kickboks yaptım. Bir iki sene ara verdim. Şimdi yeni bir senedir MMA'ye başladım. Başarıya
nasıl ulaştı? Başarıya nasıl ulaştım? 11 yaşındayken başladım. Zaten o zamanlarda Rocky filmleri vardı. Rocky filmlere bakardık. İlk kez eldiven gördüm spor okulunda ve direkt aşık oldum. O zaman bizim ekip vardı, böyle 20-25 kişiydik. Aralarında en kötüsü bendim. Hepsi benimle dalga geçerdi böyle. Kafayı aşağı bakarak dövüşüyordum. Bugün benim seninle dövüştüğüm gibi aynı. Aynen öyle ben bir şey. Ben full böyle abi. Ondan sonra ben bir hırs yaptım. Çok istekliydim. Bir antrenman yapıyorduk o zaman ama bizden sonra büyükler antrenman yapıyordu. Ben ilk antrenmanı bitirdikten sonra gitmiş gibi yapıyordum. Bir iki mile dolaşıyordum. Geri geliyordum. İkinci grupla antrenman yapıyordum. Ondan sonra herkesi geçmeye başladım. Daha güzel şeyler başarmaya başladım. İlk profesyonel dünya şampiyonası maçım zaten 17 yaşındaydı. Hemen hemen her şeyi Allah'a şükür başardık. Şimdi UFC'ye geçtik. Evet, UFC'de inşallah kemer alacağım. Abi bunu da ben sorayım sana. UFC'de tek Türk sen misin? Benden önce Alp Özkılıç vardı. 3-4 maç yaptı. İlk Türklerden oydu. Benim hatırladığım kadar. Şimdi Türklerden tek benim. Yani. Oh my God! Demetrius Johnson! Who's best? Who's best? İnşallah bayrağımızı oralarda en yüksek yerlere getirecek abi. Arkadaşlar bu arada ben de şunu söylemek istiyorum. Gökhan abinin söylediği gerçekten hani daha demin duydunuz. Sadece çalışarak azim göstererek istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz bu hayatta. Bayrağımızı gidip UFC'de hani başka ülkelerde şanlandıracak sizden de sadece ne bekliyoruz? Destek çıkmanızı bekliyoruz. Çünkü siz bize destek çıkarsanız biz olalım, Şöyle Bazısı olalım veya Gökhan Saki olsun veya diğer sporcularımız olsun. Bu bize hem motivasyon veriyor, ayrı bir güç veriyor arkadaşlar. Yani bunu sizden bekliyorum. Yani çok merak ettiğim sorulardan biri. Ringe girerken nasıl bir his abi? Hiç bir korku hissediyor musun? Yenileceğim diye bir korku var mı abi? Yoksa nasıl giriyorsun ringe? Merak edenler vardır illaki. Ringe girdiğim zaman ne kadar sert antrenman yaptığımı biliyorum. Kendime güvencim sonsuz. 12 tane maç yenildim ben kickboks kariyerimde. Bir tanesinde kesinlikle olmuştur yani. Kendimi iyi hissetmedim. Kendime güvencim az çünkü iyi antrenman yapamadım. Birisi sakatlandı, onun yerine maçı kabul ettim. Öyle anlarda biraz düşünmüş olduğum var ama iyi antrenman yaptığın zaman her maçta biraz korku olması gerekiyor. O korku seni daha çok şey yapıyor, daha dikkatli dövüşüyorsun. Çok rahat olduğun zaman da orada bir şey iyi değil. Hani korkunun da güzel bir yanı var. Ötleklik vardır, bir de bir korku vardır. Yani bu ötleklikle karıştırmayın bunu. Bu farklı bir korku. En sevdiğin sporcu veya idolün? Kickboks'ta idolüm Mustafa Dede'ydi. Güzel, sağlam bir teknik dövüşçüsüydü. Ve karakteri de güzel birisi. O benim idollerimden biriydi. Ondan sonra tabii ki Mike Tyson var, Ahmet Ali var. Bunlar bence her dövüşçünün idolleri. Benim de zamanında hani Mike Tyson olsun, Muhammed Ali olsun, Gökhan Zaki olsun, Batır Hari olsun. Zamanında hep bunları izleyip motive oluyorduk. Çok güzel bir duygu şu an kendisinin yanında oturup ve muhabbet edebilmek, kendisiyle video çekilmek. Yani hayatımda en büyük hayallerimden bir tanesi şu an gerçekleşti. 2 sene boks yaptım. Aynen 2 sene boks yaptım abi. Hiçbir şey görmedim ya. Abi senin karşında yıktın bizi abi. Biz seni yıktın bizi abi burada. Abi bir an var ya şöyle kaldırdım şeyleri. Bakayım dedim. Senin gözünü gördüm böyle kötü bakıyordum. Dedim sen gel sakın ya. Abi UFC Türkiye'ye gelecek mi? Öyle bir proje falan var mı? Gelmeyi düşünüyorlar. Zamanında Kabil'i getirdik, Glory'i getirdik. UFC'yi de getireceğiz inşallah. Bu çok güzel bir haber arkadaşlar. Dövüş sporcular için efsane bir haber. Herkes destek etsin, desteğe devam etsin. Resul abim de dediği gibi burada devreye siz geçiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bakın Gökhan abimiz o kadar sert antrenman yapıyor, dövüşüyor, kan döküyor, ter döküyor, emek harcıyor. Bayrağımızı bir yerlerde, en tepelerde dalgalandırabilmek için. Ve burada size düşen vazife sosyal medyada full destek arkadaşlar. Full destek. Zaten bu arada bir de şunu da söyleyeyim. Gelecek maçın abi Las Vegas'taydı değil mi? Ve hani inşallah nasip olursa biz de bu maça gidip hani zaman olarak diyorum arkadaşlar nasip olursa hani gitmek isteriz değil mi Yahya? Hani dünya hayatı bilemeyiz ne oluyor. Gelemezsek de arkadaşlar işte bu yüzden nereden olursak olalım gönüller bir. Biz sosyal medyadan da destek veririz. Abi UFC'de en büyük rakibin kim? Kim gelirse gelsin yani benim için de hepsi aynı. Odri meydan diyorsun abi. Aynen. Odri meydan. Güzelim! Bir ülkeyi
temsil etmek nasıl bir şey? Doğuma büyüme Hollanda ama zamanında biz Türk bayrağını seçtik. Annemiz babamız Türk. Hollanda sağ olsun çok güzel zamanlarım geçti Hollanda. Hollanda'nın yeri ayrı ama Türkiye'nin yeri bambaşka. 2009'da Japonya'da kemer maçı yaptım. Orada İstiklal Marşı okundu. İnanılmaz bir histi yani. Hayatta unutulan Türkiye'yi temsil etmek benim için çok gurur verici bir şey. Hemen tüm dünyada yaptık. Tek Amerika kaldı. İnşallah 7 Temmuz'da Amerika'yı da göstereceğiz. Biz Türkler kim olduğumuz. Faryat, tüylerim diken diken oldu şu an. Yemin ederim böyle bir şey yok. Arkadaşlar bu videodan sonra Gökhan abinin Instagram profiline girin ve son paylaşımına bayrakları bir asın ya. Abi hani böyle bir 10 bin tane bayrak bir asın görmek istiyorum arkadaşlar. Maç başlamadan önce bir paylaşım istiyoruz Instagram'da. Bir resim at abi. O resme bir destek vereceğiz abi. Hani o resme attığımız bayraklar oraya gitmiş gibi olacağız. Ben öyle bir mesaj vereyim. İnşallah full destek bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü böyle maçlarda bir ülkenin mesela nasıl arkadaşlar McGregor'ın arkasında hani tüm İrlanda durdu. Biz de bir Türk milleti olarak kendimize bunu hani yakıştırır mıyız? Destek çıkmıyor abi. Çıkmaya ya. Barcelona Madrid. Deportivo La Coruña. Hani biz de kendimize destek çıkmamak ile bunu yakıştıramayız arkadaşlar. O yüzden yani bize yakışır şekilde patlatıyoruz. Bu çok güzel bir soru. Bu soruyu soranın kafasından öpüyorum bunu. Bu spora anne ve baban ilk başlarda karşı çıktı mı ve çevrendeki insanlar nasıl bir tepki gösterdi? O zamanları yani babam kızıyordu. 17 yaşına kadar babamın haberi yoktu. Ben hep gizli gidiyordum. Çünkü aynı anda çok güzel futbol oynuyordum. Kickboks'ta daha çok ilgi vardı, daha çok hoşuma vardı. Yani. Babam diyordu zaten, oğlum kickboks ne? Kickboks'a ne ediyorsun? Büyüdükçe bizi mi döveceksin diye böyle. Ondan sonra 17 yaşındayken doğum gününde kemer maçım vardı. Orada ilk kez ablam değil, babamı salona getirdiler. Orada ilk kez yani babam gördü, oğlu kim olacağım yani. Ondan sonra full destek yani her maçıma geldi sağ olsun. Ya her şeyi bırak. Ben bu spor sayesinde saygıyı öğrendim. Aynen. Disiplini öğrendim. Aynen. Mentaliteni, yani dövüş karakteri, kendimde ne kadar yetenek var, hepsini çağırabildim. Ben şimdi kimim? Beni kickboks yapıyorum. Okulda hiç dayak yedin mi diye birisi sormuş. Hayatımda hiçbir defa dışarıda dövüştüm. Ama belki bir iki kere dayakta yemedim. Dayakta yemedim. Yani bence de yememiştir arkadaşlar. Böyle sorular sorulur mu ya? Abi Türkiye'de kickboksa neden fazla önem verilmiyor? İyi soru. Şimdi Türkiye'de maça bir defa çıkan dünya şampiyonası oluyor. Onun diye bu sporu Türkiye'de o kadar ciddiye almıyorlar. Mesela ben 100 tane amatör maçı yaptım. 30 tane profesyonel maç yaptım. 30 tane profesyonel maçtan sonra ilk defa benim maçımı televizyona verdiler. TV 8.30'da veriyorlar. Ondan sonra en büyük kanallardan böyle saçma sapan organizasyonları veriyorlar. Ne oluyor? Ben mesela maç yapıyorum en yüksek seviyede. Bugün daha o maçlar konuşuluyor. Organize de konuşuluyor. Çünkü kalite bambaşka. Anlıyor musun? Gebze'de bir organizasyon vardı. Gittim oraya. Yani organizasyon çok kötüydü. Böyle bir organizasyonları televizyona vermekle sporun kalitesini bozuyorlar. Herkes dünya şampiyonası. Bir maç yaptıktan sonra kemer maçına çıkıyorlar. Saçma sapan organizasyonlar çıkıyor televizyona. İnsanlar artık ciddiye almıyorlar. Bu neye benziyor biliyor musun abi? Bizim hani alanımızda vücut geliştirme işte hani fitness ve bodybuilding alanında her bir fitness veya bodybuilding yapan kendini personal trainer sanıyor. Ya yani bu sporu biz hani Almanya gibi bir ülkede gelmişiz buraya. Hani milletimiz, vatanımız için bir şey yapmaya çalışıyoruz. Adam gidiyor iki kol şişiriyor. Ben personal trainer. Kalite çok düşük. Yani antrenmandan anlayan, iki defa boks antrenmanı yapan spor okulundan lapa tutuyor. Personal trainer'ım diye. O 100 tane maç yaptım diyorlar. Öyle anlamayan insanlar öyle yani kandırıyorlar. Yani. Şunu da söylemek istiyorum abi. Çok güzel söyledin daha demin. Hani dedin ya neden hani bir Gökhan Saki var? Neden bir Shredder Brothers var? Neden mesela diğer hani kaliteli sporcular var? Hani abi biz bunu yapmazsak, sen ben yapmazsak bu sporu kim Türkiye'de iyi yerlere getireceğiz? Hatta arkadaşlar biz Gökhan abiyle bundan önce de görüştüğümüzde konuştuk. Hani biz burada ülkemizi kötüleyelim diye bir amacımız yok. Yoksa biz burada olmazdık. Mesela bu maç hakkında çoğunu Türkiye'de yapıyorum. Neden ki burada daha çok yaşasın. Burada daha çok görsünler. Bu dünyada arkadaşlar bir Mike Tyson, bir Muhammed Ali ve bir Gökhan Zaki tekrar gelmez. O yüzden bunun kıymetini bilelim. Böyle kaliteli bir dövüşçümüz bizim ülkeyi temsil ediyor ve biz de bunu full gaz, son gaz destek çıkalım. Türkiye adına, spor adına bir olan. Tekme ve yumruk kombinasyonlarının sırrı nedir abi? Antrenman. Repeat. Tekrar. Abi inan aynısını şu an düşündüm. Çünkü Arnold Schwarzenegger'ın da bir sözü var. Arnold
Arnold Schwarzenegger'ın bir sözü vardı arkadaşlar. Gibt es eine Abkürzung diye. Yani bunun bir kestirme yolu var mı diye soruyorlar. O da diyor ki tekrar tekrar tekrar. Aynı Gökhan abim dediği gibi. Yani burada abi çalışma 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 değil mi yani? Abi burada son olarak bu videoyu senin kapatmanı istiyoruz. Videonun sonu sen getir abi. Gençler sizin için bir mesajım var. Zamanında Kabir için dövüşürken herkes diyordu benim boyum çok kısa ve esas ağır siklet değilim diye. Sonunda herkese gösterdik. Bu kısa boyla ağır siklette herkese indirebiliriz diye. Şimdi yeni bir test. UFC ile anlaştım bir sene önce. Bir maç yaptık. Kimse inanmıyor başarılı olacağımı. Ama size tekrar göstereceğim. Bir şey istediğin zaman, bir şey sevdiğin zaman her zaman başarılı olabileceksin. Aynısını bunu size UFC'de göstereceğim. İnşallah siz de istediğinizi sonuna kadar çalışıp yerine getirirsiniz. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Ben bu gazla var ya dambula gidip kafa atacağım abi. Ve evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna her zaman dediğimiz gibi kafa atın. Ve abone olmayı da unutmayın bu arada. Instagram hesaplarımıza takip alın. Gökhan abimizi özellikle mutlaka takip alın destek mutlaka için. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. All I care about is money in the city that I'm from. I'm a sipping to I feel it, I'ma smoke it till it's done. I don't really give a fuck and my excuses that I'm young. And I'm only getting older. Somebody should have told you I'm on one. Yeah, fuck it, I'm on one.